Efendim Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugün Dişah'la beraber önümüzde duran Acer'ın Aspire 5 serisi modelini inceliyoruz. Aslına bakarsanız tam olarak da incelemeden hemen ürün üzerine sohbetimizi yapacağız. 1'e yakın süredir kullanıyorsun sen bunu, evet. Bildiğim kadarıyla. Kullanmaya da devam etmek. Evet, bu arada arada ben tabii ki kendim de test etmek için ve beraber böyle farklı bir konsepte video yapalım istediğimizde aldığım süreçte de sürekli ne zaman vereceğim, bitti mi işin, tekrar ne zaman alacağım. Bunu zaten iki cihazda yaptı. Bir Acer, bir de kendi Dişah'la bir ay yapacağı Reno 5 için öyleydi. Ama baktığımızda özellikle fiyat performans odaklı bir laptop modeliyle karşımıza çıkıyor. Çünkü günümüzde işte dolar kuru derken, vergiler bilmem ne derken gerçekten her şeyin olduğu gibi dizüstü bilgisayarların fiyatları da fazlasıyla arttı ve özellikle uygun fiyatla aradığınızda günlük işlerinizi yapabileceğiniz, gerektiğinde daha fazlasını da yapabileceğiniz modellerden biri aslında Aspire 5. Senin ilk aldığın günden bu yana bir genel kullanımın nasıl geçti? Ben zaten biliyorsun oyun oynamayan bir kullanıcıyım ama son bir aydır bende zaten. Bir ay boyunca çektiğim videolardaki kurguyu ben bu cihazla yaptım. Farklı bir masaüstü cihaz falan hiç kullanmadım. Hiç sorun yaşamadım. Onun haricinde zaten artık sana vermemek için eve götürüyordum. Evet, yapıyordum. Eve götürdüğüm zaman da yaptığım şey nedir? İşte Netflix'e takip ettiğim dizileri takip ne etmek. Ne izliyordun? En son işte Fatma'yı bitirdim. Tamam, onun haricinde Blacklist'i izliyorum hala daha. O bitmiyor, bitemiyor bir türlü. O noktada dikkatimi çeken detay bu cihazda şarj süresinin çok çok iyi olmasıydı. Hmm. Yani hiç prize bağlı kalmadan çok uzun süre kullanabiliyorum. Onun haricinde kurgu yaparken veya işte Photoshop'ta bu thumbnail'lerimizi vesaire tasarlarken de hani bir kasma, donma, ısınma gibi bir şeyle hiç karşılaşmadım. Oyun tarafında hiç test etmedim çünkü o kadar yoğun kullanımım oldu ki benim kullandığım süre zarfında. Oyun oynamaya vakit bulamadım. Zaten oyun oynayan bir yani zaten normalde senin dediğin gibi çok sevmiyorsun. Yani daha doğrusu ilgi duymuyor oyun kısmına, normaldir. Hmm. Şu çok ama rahattı. Onu da söylemek istiyorum. Ben şeye çok takılıyorum biliyorsun. Klavyenin dizilişine rahat olması lazım. Son zamanlarda ne kadar çok laptop gördüğümü de biliyorsun. O noktada da çok rahattı. Tam boy klavye olması. Yazarken ki işte o tuş aralığı olsun vesaire tam oturması olsun. Çünkü son zamanlarda laptoplarda ben şunu çok görüyorum. O alt kasayı çok büyük tutuyorlar ama klavyeyi şu kadarcık bir alana yerleştiriyorlar. Burada nereden baksan şu anda detaylarda da görüyordur kullanıcılar. %60'ı klavye olarak yerleştirilmiş. Kullanım hissiyatı o yüzden çok çok iyiydi. Ya mesela şimdi söylediklerinden tek tek yola çıktığımda üzerinde AMD'nin 4. nesil denebilecek ya da 4000 serisi diyelim Ryzen 5 4500U var. Aslında U takısı daha çok verimlilik odaklı olduğunu işte o sen uzun süreler boyunca uzun süre boyunca kullanma dediği kısmında odaklı bir cihaz olmasına rağmen rakiplerine nazaran yani işte Intel'in i5'lerine vesaire nazaran burada 6 çekirdeğimiz olduğu için de senin işte Premiere'de yaptığın kurguda ya da hani insanlar biz hep şey örneğini veriyoruz hatta bazen haklı bir şekilde Ersin abi de diyor ya sadece Premiere'den örnek veriyoruz diye de burada genel olarak burada yapmanız gereken işlemlerde işlemciye biraz daha yük bindirecek durumlarda da üstesinden gelebiliyor. 2.8 GHz hızında çalışıyor ve aynı zamanda gerçekten Ryzen serisi son dönemde çok iyi seviyelere geldiği için profesyonel kullanımda birçok şeyini yapabiliyorsun. Evet, o konuda kesinlikle yani, güvenilir bir cihaz. Bu fiyat bandında dediğin gibi ki bizim hani kurguları nasıl yaptığımızı söyleyelim. İşte 4K çekiyoruz videoları, detayları 4K alıyor, üzerine yazı giriyor, birçok şey yapılıyor. Ve bu tarz bir şeyi böyle bir cihazdan sonuçta dediğim gibi bu aslında fiyat performansı odaklı hatta tam tabirle aslında günlük işlerinizi yapmaya odaklı bir model olmasına rağmen ilk mesela ben düşündüğümde ya olur da büyük ihtimalle arada kasmalar olur falan diyordum ama olmadı, gerçekten olmadı. Yani 4-5'ten fazla kurgu yaptı burada Dişah ve her birinde de sıkıntı olmadan kanalı yüklediğini falan filan hep görüyorum.
Ekranı da burada 15.6 inç ile beraber, aslında 15 inçlik bir cihaz aslında düz tabirli. Ve onunla beraber Full HD çözünürlüğü var. Yine piyasada aslında benzer fiyatlarda ya da bu tarz ürünlerde biz 768'i ya da 720'yi görüyorken burada yine Full HD'ye bir geçiş olması güzel olmuş. Ve zaten sen işte dediğin gibi şeyi de soracağım bu arada bak. Sen işte dizi izledin, Fatma'yı izledin falan dedin de ses olarak nasıldı? Ya çift hoparlör var ama yine bu seviyedeki cihazlardan aslında çok fazla şey de beklemeyiz mesela. Ya şöyle nedir onun adı? Ben aslında daha çok kulaklıkla izliyorum o tarz şeyleri ama mesela kurgu yaparken çok fazla kulaklık kullanmadım. Yani orada da böyle özellikle ses ayarlamalarını falan çok yapıyoruz ya. Ses tarafında bence gayet başarılı. Gayet başarılıdan kastım da şu, sesi çok temiz veriyor bir laptopa göre. Bence gayet de yüksek. Ama kulaklık beslemesi dediğimiz tabir var ya, o noktada gerçekten tek geçerim. Çünkü şöyle de bir şey oldu. Dedim ya sana kurgu yaparken kulaklık kullanmıyordum ben de. Çünkü sürekli kendi sesimizi duymak böyle bir süre sonra kulaklıkta da daha yoğun geliyor ya. Sonra tabii kalabalıklaşınca burası tamam dedim kulaklık takayım. O esnada ses seviyesi de full değilmiş, %100 değilmiş. Kulaklığı takıp kurguyu bir başlattım, bir patladı orada ses. Şundan bahsetmek istiyorum Aydan. Az önce dedin ya 15.6 inçlik bir ekranı var. Şimdi bu cihazı senden aldığımda, sana vermek istemediğimde eve götürmem gereken bir durum söz konusu oldu. Ağır, tamam mı? Yani ağırmış gibi geliyor. Diyorum ki bu cihazı taşımak çantama sığacak mı, edecek mi vesaire. Çok hafif formda geliyor bence cihaz. Bir de plastik kasası var, onun da güzel avantajı. Kasasının plastik olması, onun haricinde geniş de duran bir cihaz aslında. Her ne kadar ekran bandı küçük görünse de göründüğünde sunduğu ağırlık aynı değil. Çok hafif bir cihaz. Yani benim şu an kullandığım cihaz D15 kullanıyorum. Ona tabii ki de kıyaslanamaz. Ama nereden baksan işte bahsettiğimiz gibi en başından beri böyle performans, verimlilik odaklı hafif taşınabilir kategorisine bence ilk üçte girebilecek bir cihaz. Hafif de bir cihaz. Sen çok taşımadın, yani aldın kucağına burada tıkır tıkır. Yani, aynen, ben genellikle burada ama şey yaptım. Bir hafta sonu boyunca kullandığım dönem olmuştu. Orada da zaten hani rahatlıkla taşıyorum. Ben zaten bir de hani şey açısından şimdiye kadar işte senin dediğin gibi çok fazla laptopta kullandığım için çoğu da çok fazla ağır laptoplardı. İşte siz biliyorsun işte 3080'li 3070'li çok iyi işlemcisi falan filan olan şeylerdi. Onlar zaten ağır. Bunları kullandığımda bana artık hiç şey gelmiyor. Hani ağırlık açısından. Çünkü günlük kullanımda bataryası da bu arada yani şarj aleti de çok küçük bir yapıda. Rahat rahat taşıyorsun. Bu arada performans noktasında işte bu hafta sonu götürdüm dediğimde yaptığım testlerden de bahsedeyim sizlere. Özellikle şimdi Ryzen 5 4500U'nun Cinebench testlerinde mesela R15'te tek çekirdekte 156, çoklu çekirdekte 354, R20'de 453'e 2218, R23'te 1156'ya 5535 aldı. Bu açıdan bayağı hani kendiniz de evinizdeki laptopunuzdan alıp şey yapabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. 3D Mark'ın TypeSpy'ında bir 884 aldı. Baktığımda aslında 9000'e çıkan 4500U'lu modeller de var. Belki burada hani burada mesela 8 GB RAM var. Bu 16 olsaydı vesaire birazcık daha bu çıtayı yükseltebilirdi ama hani 884'ün de işte bu kullanımlar açısından çok iyi olduğunu kesinlikle belirtmek lazım. Zaten özellikle bu onboard grafikli testine geçtiğimizde 3D Mark'ın 10.000 seviyesinde puan alıyor ve bu seviyedeki puanının işte özellikle yine kendi rakiplerine göre baktığımızda çok iyi bir sonuç veriyor. Üzerinde zaten Radeon Graphics şeyini de görüyorsunuz. Yapıştırmasını, sticker'ını da görüyorsunuz. AMD'nin zaten özellikle bu Ryzen serisinde içerisindeki grafik kartıyla beraber de birçok şey yapabiliyor ki işte yine işin kurgu tarafından bahsettiğimizde en azından biz genellikle o açıdan kullanıyoruz. Orada rahatlıkla şey yapıyor. Ha tabii ki render süresi bizim buradaki masaüstüler kadar değil. Bir zahmet olmasın. Yani biri gayet taşınabilir şey zaten hani fiyatıyla falan kıyasladığımızda. Çünkü bizim burada kullandığımız ekran kartları bunun iki katı fiyatında olduğu için tabii ki öyle bir şey bekleyemeyiz. Ama yapabilmesi ve rahat rahat şey olması. Sorunsuz yapabilmesi. Hani ben takılsa mesela ya takılmadı olacak derdim sana. Yani açık açık söylerdim yani. Sonuçta işte dediğim gibi yine fiyat performans olması açısından. 256 GB'lık bir SSD'si var mesela.
Bu açıdan yeterli. Fiyata oynadığı için yeterli ama mesela ben artık 512 ve üzeri olmasını tercih ederdim ama sen kurgu da yaptığını düşünürsek rahat rahat da kullandın. Mesela sana yetmiş. Bence. Bana yetti. Ya ben biraz işte işin galiba işte oyun tarafını da ben hemen aynen bir iki öyle oyun kuracağım ya orada. Onu kurdum mu şimdi 256 yetmeyecek bana. Kullanıcılarım bence kesinlikle tercih edecek. Ya bak bir detay daha ekleyeceğim. Ben bunu götürdüğüm zaman şeyi de unuttum bir kere. Şarj aletini de unuttum. Type-C'den de şarj olabiliyor. O zaman Huawei cihaz da yanımda olduğu için onun şarjı, yani Type-C bağlantısıyla da şarj olabiliyor. Daha ya bir tık daha yavaş oluyor ama yine o bataryayı koruma kararlılığı çok yüksek. Ya, oyun tarafında hiç oynadın mı bu arada? Ben hiç oyun oynamadım. Ya ben bunda yani ama sırf yeterli olacağını şey düşünüyorum. Için, test için böyle hani Fortnite'da falan takıldım da yani gayet şey yapıyor. Oynayabiliyorsun. Biraz ayarları düşürüp tabii ki 60'ın üstüne çıkabiliyorsun ama genel kullanımda hani mesela buradaki oyuncu gidip işte ben Call of Duty Warzone oynayayım demez. Ya da yeni nesil işte böyle üst seviye uçan grafiklerle oynayayım demez. Sonuçta o daha oyun değil ama evet. Ben kafa şey dağıtayım mesela işte Ersin abiler Age of Empires ki hala oynuyorlar. Evet. O tarz böyle strateji işte LoL gibi vesaire MOBA oyunlarını oynarsın. Şey orada zaman geçirirsin. Benim tabirimle tam bir profesyonel iş bitirici. Diyebilir evet. Arada kafa dağıtmak için oyun oynamak isteyen profesyonel. Ama mesela şey olarak da ben bunu mesela açık bir şekilde tam bir öğrenci bilgisayarı derim. Aa evet kesinlikle. Mesela üniversite öğrencisi olsan ve işte orada sonuçta ödevini yapacaksın. Gerektiğinde işte dizini izleyeceksin. Ufak tefek bir şeyler yapman gerekiyorsa bunları yapacaksın. Rahat rahat kullanırsın. Evde ki bir kullanım için de çok iyi. Senin dediğin gibi o profesyonel iş bitiricileri var ya, dişara popüler tabiri. Onu da rahatlıkla çıkartır gibi. Bu arada bağlantılarında da birçok şey var. Mesela Type-C'si olması güzel, oradan şarj evet olabiliyor. Tabii ki normal bir tipa girişimiz var. Mikrofon, kulaklık, ses yuvamız var. Tam boy bir HDMI'yi da var. Hani bu açıdan baktığımızda o bağlantıların olması da işte ekstra bir şey bağlamak gerektiğini. Mesela kurgu yapacaksın. İkinci ekrana rahat rahat ki bağla. Eray bir kez öyle kullandı mesela. Evet. Şaşırdı benim bu cihazla kurgu yaptığımı görünce. Tamam dedim bak benim yarım saat sonra bitecek sana. Yapar mı bu dedi. Hiç bilmiyorum özellikle. Dedim yapar. Al. O diğer onun ekranı var ya monitöre oturdu masada. Direkt ikinci orada bayağı o yaptı. Ertesi gün artık Eren'e ne kadar övmüşse işte ben yaptım sıkıcıkma. Eren böyle peşine bugün onunla işim var mı? Ben kurgu yapacağım. Yani o açıdan gayet bağlantı portları olsun. Dediğin gibi profesyonel iş bitiricilere. Buna işte dediğin gibi öğrenciler veya işte kurumsalda çok fazla tablo hazırlayan, sunum yapan vesaire kullanıcılar için çatır çatır çok yapar çok ya ideal bir cihaz. Bu kesinlikle arada güvenlik olarak son olarak ondan da bahsedelim. Parmak izi şeyi de var, desteği de var. Yine bu seviyede hani abartı kaçan bile diyebileceğimiz güzel bir desteği var o konuda. Zaten bazı yayınları da buradan yaptı Dişa. O yüzden en son mesela senin şeyde Poco M3'ün canlı yayınını ben bununla yaptım. Yani orada kamera mikrofon şeyini de görebilirsiniz. O konuda da gayet hani işte Zoom toplantıları ya da neydi o şey ya da kollarda da rahatlıkla kullanabilecek bir şey. Ekstra bir kameraya gereksinim duymuyor. Peki son olarak şeyi sorayım sana. Ya hani burası da böyle olsaymış dediğin yine fiyatı şeyini düşünerek ya da sevmediğin de bir noktası oldu mu hiç? Ya ben biraz gıcığım zaten bu konularda biliyorsun. O yüzden şimdi acaba burada ne buldu diye merak ettim. Şu. Aradım aramadım değil. Hayır bence yoktu. Çünkü nasıl diyeceğim? Çok klasik bir cihaz. Tam bir profesyonel iş bitirici cihazı. 7 kez daha tekrar edebilirim bunu. Ve hani cihazın sunduğu özelliklerle tasarımla verdiği detaylar o kadar uyuşuyor ki. Çizgileri çok klasik. İşte rengi, touchpad'in genişliği. Zaten aslında touchpad'i birçoğumuz da kullanmıyoruz ama kullananlar için çok iyi. Senin dediğin gibi ben bununla yayın da yaptım. Kamera performansından, kalitesinden, konumlandırıldığı noktadan, parmak izi okuyucusundan vesaire. Ben bu cihazda eleştirecek bir şey bulamadım Aydoğan. Bulamadım, gerçekten bulamadım. Hani en son şeye takılırım dedim. Klavyede acaba kullanırken rahat edecek mi? Çünkü haber falan da yazıyoruz ya klavyeyi de çok yoğun kullanıyoruz. Çok yok, yumuşak güzel bir klavyesi var. Sesi de az bu arada. Sesi de çok az. Kısa yolları mesela işte bu F tuşlarındaki. Bana gayet rahat bir kullanım. Benim bu cihazda eleştireceğim, tekrar şöyle bir kasasına da göz gezdiriyorum. Eleştireceğim hiçbir detay yok. Şu var, şuna çok takılıyorum ben biliyorsun. Parmak izi. O da mesela yok. Zaten plastik olmasının avantajı bırakmıyor yani üzerindeki. Mat böyle buzlu bir panel. Okuyucusunu kastetmedi bu arada. Orada bir şey yapalım hani parmak izi okuyucusu değil. Hayır, evet. Cihazda parmak izi bırakıp bırakmaması. Türkçe'de Türkçe çeviri yaptım. O mat böyle buzlu bir panel olduğu için
parmak izi bırakma konusunda hiç bırak, da çok evet. şeydir. Ki benim yok elim çok ya. Çabuk yağlanır. Hani bende bir cihazda parmak izi bırakıyorsa hani en zorlu koşul gibi hissederim evet, kendimi. Ben de bile benim de takıntım bırakmadı. Olmadı. Bu arada sana bir kötü haberim var. Gidecek de mi? Yani işte incelemesini yaptığımız için büyük ihtimalle göndeririz. Şey yapalım o zaman, tekrar bir inceleyeyim. Şu detayı anlatmadığımız detayları anlatmayalım. Bir de ben kendim incelemek istiyorum hesabı. Ya biz bu arada böyle bir farklı şey olarak hani hem deneyim olsun, gerektiğinde işte ben işin teknik kısmında yaptığım evet. testleri falan söyleyeceğim ama hem bir işte erkek kafasıyla işte ben oyun oynamayı da seviyorum. İşte testleri, o benchmark skorlarının sonuçları olsun diye de istiyorum. Merak edenler de var. Ama aynı zamanda mesela işte Dişah gibi günlük kullanımda o dizimi izleyeyim, şeyi yapayım. Sonucunda da belli başlı böyle cihazlarda, bu sadece laptop da değil, farklı ürünler de olabilir. Bu şekilde de bir anlatım yapmayı planlıyoruz. Hani burada ben değil Eray olur, Eray ile Dişah yapar. İşte Eren de Dişah yapar ama bir böyle maskülen bir de feminen düşünceyle ürünleri de bir aktaralım istiyoruz ama dediğim gibi işte şu özellikleri var, böyle böyle şey değil, onları zaten açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tabii. Önemli başlıklarıyla bu şekilde bir sohbet eşliğinde ürünleri incelemek istiyorsunuz. Bu tarz hakkındaki düşüncelerinizi de lütfen yorumlar bölümünde bırakın. Açıklamalarda dediğim gibi tüm özellikleri, teknik özellikleri olacak. Bir diğer yandan aynı zamanda ürünün işte satış linki falan filanı da aşağıda görebilirsiniz. Ekstradan sormak istediğiniz bir şey varsa Aspire 5 hakkında onları bana da tabii en ki çok ben yorumlar bölümünde. Teknikse ben cevaplarım. Kullanımla alakalıysa zaten işte çok bırakmadım bana. Ben hani bir hafta sonra ya toplamda ben 5 gün falan filan kullandım bu cihazı. Evet, 25 gün. Geri kalan da o kullandı. O zaten cevaplar. Onu şekilde de yapmış oluruz. Dediğim gibi lütfen siz de deyin ya şunları da anlatın. Bence bu konseptte şunlar da olsun falan dediğinizde bekliyoruz diyelim. O zaman görüşürüz başka bir videoda. Kendinize çok iyi bakın.